Herkese merhaba. Bugün İstanbul videolarının ikinci bölümündeyiz. Bu videoda Sultanahmet Camii'ni, ona yüzyıllardır eşlik eden, arkadaşlık eden Ayasofya'yı gezip göreceğiz. Bu güzel, kutlu ibadethanelerin huzurunu aldıktan sonra kendimizi biraz açık havaya bırakıp Sultanahmet Meydanı'nın renklerine karışacağız. Ve bu meydan adını veren Sultanahmet'in türbesini ziyaret edeceğiz. Hemen ardından Alman Çeşmesi gibi ve onun yanındaki dikili taşlar gibi tarihi eserleri görüp ziyaret ettikten sonra bir zamanlar bunlara ev sahibi yapan bu antik hipodrom kalıntılarını göreceğiz. Sultanahmet Meydanı, İstanbul denilince akla ilk gelen yer, turistlerin ilk geldiği yer olan İstanbul'un belki de kalbinde gezeceğiz, göreceğiz. Hem gözlerimizi dinlendireceğiz, hem ruhumuzu dinlendireceğiz, hem de benim size anlattığım ufak tefek bilgileri alıp kendimize biraz genel kültür ekleyeceğiz diyelim. Şimdi iyi seyirler efendim. Şimdi sağda da gördüğünüz gibi Sultanahmet Meydanı her gün çok kalabalık ve bu kalabalığın en büyük kısmını da turist kafileleri oluşturuyor, turist grupları oluşturuyor. Bu turist gruplarına da buradaki rehberler, hem tur şirketlerinin hem de yerel rehberler eşlik ederek bölgeyi anlatıyor, gezdiriyor. Bu tarz turlara katılmak tabii ki çok mantıklı, ancak eğer bir turla gelmediyseniz, İstanbul'a geçici olarak geldiyseniz, bir iki günlük kısa bir ziyarete geldiyseniz, gerçekten ilk gelip görmeniz gereken yer bence Sultanahmet bölgesi zaten. Bu bölgeye geldiğiniz zaman kendinizi o eski İstanbul'da hissetmeye başlıyorsunuz. Evet, etraf çok kalabalık. Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Buraya geliyorsanız sabah erken saatlerde gelin, gezmek için geliyorsanız. Yani saat 9'u geçirmeyin. Saat 11'i geçtikten sonra, 11.30'u geçtikten sonra gerçekten iğne atsanız yere düşmüyor. Şimdi biz yavaş yavaş etraftaki yürüyüşümüze başlayalım. Şu güneşli havanın da tadını çıkartalım. Etraf yemyeşil, huzurlu ve genel olarak şöyle bir şey sezinliyorum. Sanki İstanbul biraz daha böyle sakinleşmiş, birazcık daha huzura kavuşmuş. Bundan 1-2 yıl önce ben buralara geldiğimde bu kadar güzel görmüyordum, bu kadar iyi keyif almıyordum diyebilirim. Biraz bir havası değişmiş ama neden bilmiyorum. Evet, yürüyüşümü yaparken gözüme bu trafik polisi aracı çarptı. Farklı bir süreçle emniyete dahil edilmiş diyebiliyorum. Tam detayına girmek istemiyorum, o başka bir konu ama Bentley marka bir trafik polisi aracı. Enteresan, ilgi çekici. Evet, ilk durağımız Ayasofya. Şimdi magazini bırakalım ve asıl amacımıza geri dönelim. Bugün burada göreceğimiz ve en çok belki de üzerinde duracağımız nokta Ayasofya. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532 yılında yapım emri veriliyor ve 537 yılında tamamlanıyor. Neredeyse tam 1500 yıllık bir yapı var karşımızda. Bu muazzam eser 1500 yıldır ayakta. İlk yapıldığında Kutsal Bilgelik Kilisesi adıyla Hristiyanlara hizmet vermeye başlayan Ayasofya, 1453 yılında İstanbul'un fethiyle Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye çevriliyor ve uzun yıllar boyunca cami olarak Müslümanlara hizmet vermeye devam ediyor. 1934 yılında ise Mustafa Kemal Atatürk'ün yayınladığı bir kararname ile tadilat çalışmalarına başlanıyor ve bu tadilat çalışmalarında çevresine de göreceğimiz bu antik eserler etraftaki kazılarla ortaya çıkmaya başlayınca 1935 yılında Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından Ayasofya bir müzeye döndürülüyor. Ayasofya Müzesi oluyor. 2020 yılına geldiğimizde ise Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Ayasofya tekrar cami olarak kullanılmaya başlanıyor. Ancak cami olarak kullanılsa da üst katları şu anda turistlere hizmet veren müze özelliğini de koruyor. Şu an için turistlerin girişi yaklaşık 900 lira. Müslüman Türk vatandaşları camiye giriş katından, alt kattan girip ibadethane bölümünü gezip görebilirken, cami olan kısmı gezip görebilirken, eğer üst katı müze kısımlarını görmek isterseniz başka bir giriş kapısından, biraz sonra göstereceğim giriş kapısından, şu an için 2024 yılı Eylül ayında geçerli olan 900 lira müze giriş ücretini vererek de müze kısımlarını gezmeye devam edebiliyorsunuz. Evet, şimdi girelim Ayasofya'nın içine. Mimari bakımdan baktığımızda merkezi planı birleştiren kubbeli bazilika tipinde bir yapı. Kubbe geçişi ve taşıyıcı sistem özellikleriyle bu mimarlık tarihinde önemli bir dönem noktası olarak ele alınıyor. Çünkü gerçekten yapıldığı döneme göre çok üst düzey bir yapı burası. Hristiyanlar için hem sembolik olarak hem de eksen olma anlamında turistik ve ruhsal bir çekim merkezi. Zaten gelip gördüğünüzde fark edeceksiniz ki yüzlerce, binlerce Hristiyan turist, yabancı turist kapıda sıra bekliyorlar girip görebilmek için. Onların bir nevi gerçekten kıblesi gibi bir nokta Ayasofya.
Ayasofya demişken, Aya eski Grekçe'de, eski Yunanca'da büyük anlamında, kutsal anlamında, Sofya ise bilgelik anlamında, yani kutsal bilgelik kilisesi dediğimizin sebebi aslında buradan geliyor. Şimdi biraz daha tarihine bakacak olursak, yaklaşık 10 bin işçinin çalıştığı bu 5 yıl sürecinde 1. Justinianus buraya çok çok büyük paralar harcıyor ve bununla kalmıyor. Bu eski, bu tarihi binanın yanında ondan daha tarihi olan bir şey var. Bazı sütunları, bazı kapıları daha eski tarihi yapılardan, daha eski yerlerden, anıtsal yerlerden getirip Ayasofya'ya taktırtıyor. 1453 yılında İstanbul'un fethedilmesiyle birlikte Fatih Sultan Mehmet bu kiliseyi camiye çevirme emri veriyor. Ancak camiye çevrilirken kilisenin içindeki mozaikler, figürler, Hristiyan figürleri dikkat çekiyor. Bunlarla ilgili Fatih Sultan Mehmet'in emri ise şu oluyor. Üzerinde insan figürü olmayan hiçbir mozaiğe, hiçbir simgeye dokunmayacaksınız. İnsan figürü olanların da üzerini sadece ince bir sıva ile kapatacaksınız. Böylece tarihi hiçbir şeye zarar verilmemiş oluyor. İnsan figürleri de sadece bir sıva altında saklanmış oluyor. Bunun da sebebi tabii ki İslam dininde namaz kılınan yerde, ibadet edilen yerde bir fotoğraf, bir resim olmaması gerekliliği. Tabi aslında bizim bu gördüğümüz bina, yani 532 yılında başlayıp inşaatı 537'de biten bina 3. Ayasofya olarak geçiyor. Aynı bölgede daha önce 2 tane daha Ayasofya inşa edilmiş. Bunların kalıntılarını hemen dışarı çıkınca size bu caminin bahçesine göstereceğim. Onlar zamandaki Bizans İmparatorluğu'ndaki iç ayaklanmalar, isyanlar sırasında yakılıp yıkılmış. Ancak ayakta duran, şu an olan 3. Ayasofya gördüğümüz 1500 yıldır gerçekten ayakta. Bakın, burası caminin gündelik ibadet bölümü. Bunun öte tarafına geçmiyoruz. Burada şu an içeride ibadetini etmek isteyenler gelip rahatça ibadetlerini edebiliyorlar, namazlarını kılabiliyorlar. Benim şu an çekimi yaptığım, genel olarak geniş çekimleri yaptığım yer ise cuma namazları ve bayram namazları dışında ziyarete açık bir müze alanı olarak kullanılıyor. Şimdi Ayasofya'nın içindeki ziyaretimi, gezimi bitirdim. Bakın, burada Fatih Sultan Mehmet'in fethettikten sonra camiye buradaki vakfiyesi var. Cami ile ilgili, Ayasofya ile ilgili sözleri var. Bunları gelip burada okuyabilirsiniz, görebilirsiniz. Ben yavaş yavaş camiden çıkıyorum. İşte size bahsettiğim kalıntılar. Bakın, bu kalıntılar 2. Ayasofya'ya ait olan kalıntılar. Hemen bunun sol gerisine de 1. Ayasofya'ya ait kalıntılar var. Bunlar işte Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında başlattığı tadilatla toprak altından çıkan eserler ve o zamanın izlerini bize taşıyan kalıntılar efendim. Şimdi Ayasofya'yı arkamda bırakıyorum. Ayasofya'yı arkamdan bıraktıktan sonra etrafı şöyle birazcık yürüyüp dolaşmaya başlıyorum. Buralar çok güzel yapılmış. Bakın, bu hemen Ayasofya'nın yanındaki surlarla Ayasofya arasında kalan sokak inanılmaz güzel modernleştirilmiş. Çok bakımlı bir hale getirilmiş. Burada yürümek çok keyifli. Bu cumbalı evler, eski Osmanlı evleri şeklinde evler yapılmış buraya. Bu evler tabii ki turistik tesisler olarak inşa edilmiş ama hemen sırtlarında eski Osmanlı surlarına, tabii ki modernize edilmiş, tabii ki restore edilmiş surlar ama o surlara dayayarak sanki bizi buradan alıyor, bundan bir 300 yıl, 200 yıl önceye götürüyor gibiler. Dışı videolarımda size hep aslında değindiğim şey oradaki mimari yapılardı. İşte Amerika'daki o mimari yapılar, Avrupa mimarisi, Uzak Doğu mimarisi gibi. Bakın, bu da Türk mimarisi, gerçekten Türk mimarisi, cumbalı evler. Bunlara geleneksel Türk evi diyebiliriz. Çünkü bu cumba sistemi aslında dünyada en çok ve ilk olarak Türk mimarisinden çıkmış, Türklerin imza attığı evler olarak görünüyor. Ya şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Surlara yaslanmış güzel güzel evler. Ya buraların temizlenmesi çok iyi oldu. Gerçekten eskiden buralarda, bir önceki videoda da söyledim, gerçek değerini buldu, gerçek huzurunu buldu buralar diyebiliyorum. Şimdi yavaş yavaş bu Soğuk Çeşme sokağından tekrar Sultanahmet Meydanı'na doğru ilerliyorum. Beni sol tarafta Topkapı Sarayı'nın girişlerinden bir tanesi karşılayacak. Tam karşımda da Sultan 3. Ahmet Çeşmesi var. 1728 yılında yaptırılmış, yine Sultan 3. Ahmet tarafından. Burada eskiden aslında bir Bizans çeşmesi varmış. Nevşehirli damat İbrahim Paşa demiş ki, sultanım sultanım bunu yıkalım, bunun yerine sizin adınıza büyük bir çeşme yapalım. Bu mimarinin adı neymiş biliyor musunuz? Türk Rokoko mimarisiymiş. Türk Rokoko mimarisinin ne olduğuna şöyle baktığım zaman da Barok stilinden sonra sanat akımlarına verilen isimmiş aslında bu. 18. yüzyılın sanat akımıymış diyebilirim. Mimari sanat akımıymış diyebilirim.
Bu arada ben mimariyi çok seviyorum, çok ilgileniyorum. Binaların tasarımı hoşuma gidiyor ama mimarlıkla ilgili bir eğitimim olmadığı için böyle arada söylediğim şeylerle ilgili hatalarım, eksiklerim olursa lütfen eleştirmeyin. Sadece düzeltin beni. Çünkü çok emin olarak zaten kendimden emin bir şekilde bu budur demiyorum size. Şimdi Topkapı Sarayı'nın buradaki girişini görüyorsunuz. Ya muazzam bir kapı. Mermerden bir giriş, surların arasından muazzam bir giriş. Topkapı Sarayı için tamamen ayrı bir gün zaten planladım. Ayrı bir güne size çekip göstereceğim. O yüzden şimdi oraya arkamı dönüyorum. Evet, size az önce Ayasofya'nın içini gezerken bahsettiğim kapıyı gösteriyorum. Yani bu turist olarak Ayasofya Camii'nin kiliseden kalan müze bölümlerini gezmek istediğiniz yerler varsa, orayı gezmek istiyorsanız bu kapıdan giriyorsunuz 900 lira vererek. Fakat bakın şu sağ tarafta gördüğünüz sıra biletini alıp hali hazırda bileti olan insanların girdiği sıra. Şu an solda burada gördüğünüz sıraysa bilet alma sırası. Yani yaklaşık bir yarım saat 40 dakika bilet alma sırasına girdikten sonra bir yarım saat 40 dakikada müzeye girmek için bekleyeceksiniz. O yüzden diyorum ya, sabah çok erken saatlerde gelin. Şu an saat 11.30 ve bu güneşin altında burada beklemeyi bence çok istemezsiniz. Bir de şunu söylemek zorundayım. Eğer buraya gelmek istiyorsanız gerçekten ve buradan soğumamak istiyorsanız, bu tarihi güzelliği, bu tarihi bölgeyi keyifle gezmek istiyorsanız lütfen hafta içi gelin. Hafta sonu, pazar günleri özellikle burada bulunmanızı çok tavsiye etmiyorum. Çünkü o kadar kalabalık oluyor ki ve maalesef aslında kalitesiz bir kalabalığa dönüyor pazar günleri. O yüzden hafta içi gelmenizi özellikle size öneriyorum. Şimdi yavaş yavaş yönümü Sultanahmet Camii'ye çeviriyorum. Sultanahmet Camii bence Ayasofya kadar ihtişamlı, Ayasofya kadar güzel, adeta Ayasofya bir nazire olsun diye karşısına yapılmış muazzam bir cami. Etrafta hediyelik eşya satan dükkanlara falan böyle bir gözüm takıldı. Şimdi onlara bakıyorum, bir taraftan Ayasofya, Sultanahmet falan anlatırken renkli renkli ufak tefek şeyleri çok seviyorum. Bir de böyle tombik şişko kedicikleri çok seviyorum. Biliyorsunuz bunlar İstanbul'un gerçek sahipleri. İstanbul'u yönetenler, kediler. Bu Sultanahmet Meydanı da çok güzel bir parka çevrilmiş durumda, yemyeşil. İşte Sultanahmet Camii'nin ve Ayasofya Camii'nin gölgesi altında, onların koruması altında. Hemen sol tarafta da Hürrem Sultan Hamamı var. Bu tarihi bölgenin içinde insanların işte banklarda oturabildiği, parklarda zaman geçirebildiği, etrafındaki çeşitli kafelerde, pastanelerde, dondurmacılarda bir şeyler yiyip içerek zaman geçirebildiği huzurlu, keyifli bir ortam. Tekrar söylüyorum, burası hafta içi çok çok daha güzel, çok daha keyifli oluyor. Çünkü buraya bir pazar günü gelirseniz muhtemelen bana ya sen nereyi çektin, burası böyle değil diyebilirsiniz. Bir taraftan karşıda Sultanahmet Camii'de de bazı tadilat işleri görüyoruz. Şimdi kameram buna takıldı. Bunlar yine İstanbul'un güzellikleri, işte sokaktaki mısırcılar, kestaneciler. Tabii bunların hepsi artık belediye denetiminde ve tek tip olarak yapıldığı için bence çok çok güzel. Satıştıkları tek, etrafta bir renk kirliliği, görüntü kirliliği oluşturmuyorlar. Fiyatlar da bence bu turistik bölgeye göre gayet uygun burada. İşte simitçilerin, mısırcıların, kestanecilerin, dondurmacıların fiyatları turistik bir bölgeye göre bence çok çok uygun durumda. Buraya geldiğinizde keyif alabilirsiniz. Birazcık güzel zaman geçirmeniz, hem turistik hem böyle tarihi bilgiler verirken bir taraftan da o İstanbul'un kendine has tatlarından tatmak size zevk verecektir diye düşünüyorum. Ben bu bölgenin mesela simitini çok seviyorum. Bu karşımda gördüğünüz binada az önce size söylediğim gibi Hürrem Sultan Hamamı. Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Haseki Hürrem Sultan tarafından 1556 yılında Mimar Sinan'a yaptırılıyor. Ve o zamandan bu zamana kadar da gerçekten hamam olarak hizmet veriyor. Tabii şu anda özel sektöre verilmiş durumda. Özel sektör burayı işletiyor. Bence bir taraftan da iyi oluyor. Çünkü özel sektör buralardan kâr elde ederken sanırım bu tarihi yerleri biraz daha koruyor. Biraz daha kullanışlı ve kullanılabilir halde tutuyor. Evet, şimdi Sultanahmet Meydanı'ndan bölgeye ismini veren Sultanahmet'in mezarına, türbesine doğru, şu solda gördüğünüz kubbeli yapıya doğru yürüyüşme devam ediyorum.
Etrafta bu kadar çok farklı kültürden, farklı tipten, farklı milletten insanı görmek de bana çok büyük bir keyif veriyor. Yaşadığım şehri, yaşadığım şehri bu kadar çok farklı insanın, dünyanın dört bir noktasından insanın merak edip gelmesi, gezmesi, görmesi ve 2023 yılında en çok turist çeken şehir olarak İstanbul olması beni mutlu ediyor açıkçası. Şimdi konuyu tekrar ana hedefine döndürelim ve tarihi gezimize, şehir gezimize devam ederek Sultanahmet'in türbesini ziyaret edelim. Evet, Sultan 1. Ahmet burada eşleriyle, çocuklarıyla, kardeşleriyle birlikte huzur içinde yatıyor. Peki Sultan 1. Ahmet kim? 14. Osmanlı padişahı olan Sultan 1. Ahmet hiç sancağa gitmeden, sancağa çıkmadan tahta çıkmasıyla bilinen ilk Osmanlı padişahı ve diğer bir özelliği de saltanatı boyunca sefere katılmamış olması, savaşa gitmemiş olması. Fakat savaşa gitmemesi burada yatan büyük Osmanlı padişahını kötü bir sultan yapmıyor. Çünkü kendisi mülki işlerle uğraşıyor. Yani devlet düzeniyle ilgili işlerle saray hayatı, saltanat hayatı boyunca uğraşıyor. Bununla birlikte de şehir düzenlemesiyle ilgili işte gördüğünüz Sultanahmet Camii gibi yaptırdığı eserleriyle de adını yine Türk tarihine yazdıran Osmanlı padişahlarından bir tanesi. Huzur içinde uyusun. Bu arada son bir şey çok 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 önemli. 1. Ahmet çok büyük bir değişiklik yapıyor mülki sistemde ve veraset sisteminde, saltanat sisteminde artık kardeş katlini kaldırıyor ve ekber ve erşat sistemini getiriyor. Yani kendi oğlu değil, taht için en uygun olan yaşı en büyük hanedan üyesi erkeğin tahta geçmesini ve kendisi öldükten sonra getirdiği bu sistemle birlikte kardeşi 1. Mustafa tahta geçiyor. Ve şimdi yönümü Alman Çeşmesi'ne çevirdim. Alman Çeşmesi 1901 yılında Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in Sultan 2. Abdülhamit'e hediyesi olarak Almanya'da yapılıyor. Almanya'da yapıldıktan sonra İstanbul'a getirilip Sultanahmet Meydanı'na monte ediliyor ve yaklaşık 120 yıldır, 125 yıldır burada Türk halkına hizmet vermeye devam ediyor ve çeşme şu an faal durumda. Çok da güzel bir tasarım var, çok da güzel bir mimari yapısı var. Güzel hediyeymiş. Alman Çeşmesi'nde gördükten sonra Sultanahmet Meydanı'ndaki yürüyüşme devam ediyorum. Burası İstanbul'un Fatih ilçesinde ve bu mahallenin adı Binbir Direk. Bana çok ilginç gelmiştir çocukluğumdan beri. Bizans İmparatorluğu döneminde Konstantinopolis'teki adı Hipodrom aslında buranın ve burada gerçek bir hipodrom var. Şu an tam üzerinde yürüdüğümüz yerin altında zamanında on binlerce insan hipodromdaki gösterileri izliyorlarmış. Yani daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nda da buranın adı at meydanıymış. Yani at meydanı zaten hipodromdan geliyor. Ve gerçekten var. Birazdan bunun kalıntılarını da göstereceğim size. Tabii ki şehirler yüzyıllar boyunca gelen toplumlar, gelen kültürler, gelen yapılar sayesinde böyle üst üste birikerek o bölgeyi biraz tarihe gömüyor. O yüzden de arkeoloji diye bir bilim var ya, kazı bilimi var. Kazıyorlar ve tarih eserleri çıkarıyorlar. Evet, şu an tam üzerinde yürüdüğümüz yerin altında aslında 2000 yıldan fazla uzun bir tarih yatıyor ve dev bir hipodrom yatıyor. Şimdi karşımızda Sultanahmet Camii'nin C kapısı. C kapısı doğrudan camiyi tam karşıdan gören, şu gireceğimiz ana kapısından sonra da camiyle böyle yüz yüze geleceğimiz giriş. Bu kapıdan girince bu ihtişamla karşılaşıyorsunuz. Biraz tadilat işlemleri var, restorasyon işlemleri var. O yüzden etrafın, yani çekim yaparken böyle çok güzel, çok harika fotoğrafik manzaralar çıkartamadım size. Diğer bir problem de işte ben buraya gelirken saat artık 12'yi geçmişti ve o kadar kalabalık, o kadar çok turist akını vardı ki caminin içine girme sırasına artık giremedim. Ama size de caminin içine yine bir yerden göstereceğim. Şimdi gelin biraz da Sultanahmet Camii'den konuşalım. Sultan 1. Ahmet tarafından yapım emri 1609 yılında veriliyor ve 8 senede 1617 yılında inşası tamamlanıyor. Mimar Sedefkar Mehmet Ağa tarafından yapılıyor. Özellikle olarak mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik çinleriyle bezeniyor. Yarım kubbeleriyle de büyük kubbesinin içi yine mavi ağırlıklı kalem işleriyle süslendiği için buraya Avrupalılar tarafından Mavi Cami ismi veriliyor. Tabii ki bizim için Sultanahmet Camii ama dünyada asıl bilinen ismi Blue Mosque, yani Mavi Cami ve çok çok popüler bir cami.
1935 yılında hani Ayasofya'nın Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye döndürüldüğünü söylemiştik ya, işte o günden sonra Sultanahmet Camii İstanbul'un ana camii haline alıyor. Ana cami nedir? Çocukluğumuzda hepimiz hatırlarız, böyle eğer ailelerinizde işte iftar saati falan bekleniyorsa evde genellikle bu Sultanahmet Camii'nden okunan ezanın görüntüsünü görürüz. İşte bayram namazları Sultanahmet Camii'nde en büyük namazlar kılınır daha doğrusu. Ve işte en kalabalık cami orasıdır. Devlet büyükleri oraya gelir. Şehrin dini simgesi burasıdır. İşte Sultanahmet Camii öyle bir yer. Muazzam bir yer. Yani ben mimarisini Ayasofya'dan daha değerli buluyorum. Çünkü şöyle daha değerli buluyorum. Ayasofya biraz daha tabii ki bir bazilika, bir kilise mimarisi ama Sultanahmet tam bir cami mimarisi. 6 tane minaresiyle, geniş avlusuyla, çok büyük kubbesi ve o huzur veren renkleriyle, yapısıyla, işte içini size ancak bu açıdan çekip gösterebiliyorum. Muazzam bir cami. Size söz veriyorum, bir gün gelip gerçekten içini detaylıca gezeceğim. Sadece bu cami için bir video hazırlayacağım. Arada unutmadan hem Ayasofya hem de Sultanahmet Camii, bunlar her ikisi de UNESCO Dünya Kültür Mirası'na ait tarihi yapılar. Aynı zamanda Sultanahmet Camii ile ilgili şunu demek istiyorum. Sultanahmet sadece bir cami değil, bir külliyedir. İçinde eskiden kullanılan medreseler, hamam, çeşmeler, hastane gibi yapılar da vardır. Şimdi Sultanahmet Camii'den çıktım. Karşımda dikili taş. Harika bir manzara, muazzam bir manzara, muazzam bir eser. Dimdik bir taş diyeceksiniz, ne var diyeceksiniz, gelin anlatayım. Bakın, bu gördüğünüz dikili taş antik bir Mısır taşı. Benim çok büyük ilgi alanım olan Mısır tarihi ile ilgili. Milattan sonra 390 yılında Roma İmparatoru 1. Theodosius tarafından Mısır'dan getirilerek şimdiki yerine dikiliyor. Şimdiki yerine ne var bu arada altında biliyorsunuz? Hipodrom var. İşte hipodromun ortasındaki nirengi taşlarından bir tanesi olarak aslında buraya dikiliyor. Ama tarihini incelediğimizde şunu görüyoruz. Bu heykel diyorum çünkü bu bir heykel aslında. Mısır Firavunu 3. Tutmose tarafından Milattan önce 15. yüzyılda yaptırılıyor ve Karnak Tapınağı'nın güneyine dikiliyor. Daha sonra Roma İmparatoru milattan sonra 357 yılında bu dikili taşı oradan aldırıyor. Nil Nehri üzerinden İskenderiye'ye getiriyor. Ondan sonra tahta geçen 390 yılında 1. Theodosius tarafından gemiyle İstanbul'a getirtilerek buraya dikiliyor. Bakın serüven sürecine bakar mısınız şu taşın? Yani 3500 yıldan fazla bir süredir ayakta dimdik duruyor ve bize antik Mısır tarihini üzerindeki şekilleriyle, kesme şekliyle, her şekilde anlatıyor. Şöyle altına baktığınız zaman zaten şunu görüyorsunuz. İşte size bahsettiğim o eski hipodromun kalıntıları eski antik taşlarda altlarına yatmış durumda, serilmiş durumda. Çok heyecanlı anlattım burayı, kusura bakmayın ama bu gerçekten heyecanlanılacak bir hikaye. Onun hemen yanında da Burmalı Sütun ama daha çok bilinen adıyla Yılanlı Sütun var. Yine bu yılanlı sütunla ilgili bilgi verecek olursak da birbirine dolaşmış 3 piton yılanın tasvir edildiği bronzdan yapılmış bir antik Yunan anıtı bu. Bunlar aslında gerçekten 3 tane yılan, yani sadece yuvarlak diye değil. Sadece 3 tanesinden 2 tanesinin kafası bulunamıyor. Ancak bir tanesinin kafası arkeolojik kazılarda bulunuyor ve şu an İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Onun için de ayrı bir videomuz hazır. Bunun hikayesine baktığımız zaman yılanlı sütun Milattan önce 479'da Pers ordusu karşısında birleşen Yunan şehirlerinin kazandığı zafer anısına Delfi'deki Apollo mabedine dikiliyor. Daha sonra eser İstanbul'a İmparator Konstantin tarafından 324 yılında getiriliyor ve getirildikten sonra da oraya dikiliyor. Bu karşımda gördüğünüzde örme dikili taş. İşte bununla ilgili de küçük bir hikaye var. Örme dikili taşın 1. Konstantin mi ya da 1. Theodosius tarafından yapıldığı tam net olarak bilinmiyor. Ancak şu biliniyor ki 7. Konstantinos tarafından onarımları yapılıp at meydanında kullanılıyor. Fakat bununla birlikte şöyle de bir hikayesi var. Aynı zamanda bu taş Osmanlı döneminde Yeniçeriler tarafından üzerine tırmanılarak, üzerine bir bayrak var. O bayrağa ulaşmak için tırmanılarak kullanılan bir engelli parkur engeli gibi kullanılıyor. Böyle de ilginç bir hikaye, ev sahipliği yapıyor. Yani gerçekten bazen 2000 yıllık örme taşlardan yapılan bir sütunu yüzlerce yıl sonra bile hikayesini düşünürken bizleri biraz tebessüm ettirebilmesi gerçekten harika. İşte tarih böyle bir şey. Tarihi bir şehirde yaşamak da bu kadar muazzam bir şey.
Evet, bu 3 tane ayrı dikili taşı gördük. Fark ettiyseniz bir doğru üzerindeydi bunlar. Peki bunlar neredeydi? Söylediğimiz gibi bir hipodrom üzerindeydi. İşte şimdi o hipodromun kalıntılarını görmeye gideceğiz. O hipodromu göreceğiz. Bakalım neredeymiş? İşte burada. Aşağı doğru indiğiniz zaman Sultanahmet Meydanı'ndan hipodromun kalıntılarını görmeye başlıyorsunuz. Üzerine evet yeni yeni binalar yapılmış. Yeni yerleşimler etrafını sarmış. Aslında birazcık da üzülüyorum şöyle baktığım zaman. Böyle derme çatma şeylerle işte o oyukları, o girişleri, kapıları kapatılmaya çalışılmış. Etraf otopark olmuş, insanlar çöplerini koymuş, işte pazar tezgahları koymuş ama bence biraz daha burası ön plana çıkartılabilir. Çünkü sadece İslam tarihi veya sadece yukarıdaki tarihi eserler, antik Roma Yunan tarihi değil, bir taraftan bu hipodrom çok fazla ilgi çekecektir diye düşünüyorum ama eminim hem Kültür Bakanlığı hem işte İstanbul Valiliği, İstanbul Belediyesi bununla ilgili tabii ki çalışma yapıyordur ama bu tarz büyük işlemlerin de kolay olacağını düşünmüyorum. Sultanahmet Camii'den çıkarken size demiştim ya işte aynı zamanda burası bir külliye, burada medreseler, işte Sübyan Mektebi, aynı zamanda şifane, hastane, hamam her şey vardı. İşte bu etrafındaki şu an altta dükkan olan yerler, gördüğünüz yerler eski o külliyenin kalan devamı yani aslında. Oralar şu an tabi dükkanlar yapılmış, işletmeler olmuş ama burası Sultanahmet Külliyesi'nin devamı. Şimdi yürüyüşümü tekrar Ayasofya'nın olduğu tarafa doğru yönlendiriyorum. Burada etrafta birçok bankamatik var. Sizlere bunları da göstermek isterim. Yani bu bölgede maalesef bazı şeyler için kredi kart değil nakit para kullanmanız gerekecek. İşte bazı restoranlar sadece nakit para kabul ediyorlar. İşte bazı kafeler sadece nakit para kabul ediyorlar. Bu biraz anlaşılması güç bir durum. Bunu çok kabullenmek istemiyorum ama o yüzden de her yerde bankamatiklere ulaşmanız kolay durumda. Bununla ilgili dert etmeyin. Şu yanda gördüğünüz tur otobüslerine binip şehri bu tur otobüsleriyle gezebilirsiniz. Zaten bu dünyanın birçok turistik şehrinde aşina olduğumuz durumlardan biri. Böyle uzun uzadıya bunu anlatmaya gerek yok ama yine de kadrajıma girmişken size çekip göstermek istedim. Buradan tekrar şöyle yola çıkıyorum. Tramvay yolunu görmeniz gerekiyor. Bu yolun şu an akışı devamlı işte Beyazıt'a doğru uzuyor. Beyazıt'a gidip ne yapacağız biz bir sonraki videoda? Kapalı Çarşı'yı göreceğiz, Beyazıt Meydanı'nı göreceğiz. Ama oraya gitmeden önce tekrar şu Ayasofya'nın görüntüsüne kadarca girdi harika. Tam karşımda Milyon Taşı var. Bakın bu Milyon Taşı da işte antik Bizans İmparatorluğu'nda buradayken şehrin, İstanbul'un, dünyanın bütün şehirleri olan ve imparatorluğun şehirlerine olan mesafesinin ölçüldüğü noktaymış. Yani şehrin merkezi olarak o Milyon Taşı geçiyormuş. Etrafı şöyle bakmaya devam ediyoruz. Benim planlarımdan bir tanesi burada Yerebatan Sarnıcı'nı size gezdirmekti. Yerebatan Sarnıcı'nı gezdirmeyi gerçekten istiyordum göstermeyi. Fakat bir baktım ki orası Sultanahmet gibi inanılmaz sıralı, inanılmaz kalabalık. Şimdi ben şunu fark ettim. Benim amacım Sultanahmet bölgesine gelip bir tam günde gezip size bu bölgeyi göstermekti. Ancak bu mümkün değilmiş aslında. Bakın karşımda Yerebatan Sarnıcı'nın girişini görüyorsunuz, giriş sırasını görüyorsunuz. Bu sırayı yaklaşık 1 saat beklemek gerekiyor. Çünkü içerisi kapalı bir alan olduğu için belli sayıda insan içeriden çıkmadan başkalarını içeri almıyorlar. Ha, tekrar sözüme geri dönecek olursam, böyle yerleri gerçekten bir tam günde gezmek mümkün değil. 2 belki 3 günde gezmeniz ancak mümkün olur. Bunu da aklınıza yazın. Bu kadar kalabalığa ve sıralara serzenişimden sonra yavaş yavaş yolumu yürüyerek Alemdar Caddesi üzerinden Gülhane Parkı'na doğru çeviriyorum. Bu cadde işte Sirkeci'yi Sultanahmet'e bağlayan ve tramvayın da seyahat ettiği cadde. İnanılmaz keyifli bir cadde. Hem yürümesi keyifli hem de tramvayla buradan geçmesi çok keyifli. Aklınızda olsun, burayı sakın ıskalamayın, pas geçmeyin. Bu caddede yürümenin keyfini çıkartın. Cadde üzerine çok fazla hediyelik eşya satan dükkan var. Çok fazla buradan İstanbul'dan alabileceğiniz şeyleri satan dükkan var. Bunun dışında da çok fazla restoran var. Oturup yemek yiyebileceğiniz kafeler, restoranlar var. Hepsi de böyle konsept tabii ki ve bu konsept de eski İstanbul konsepti.
Tabii ben size buralarda oturun yemek yiyin, buradan alışveriş yapın ya da yapmayın, yiyin ya da yemeyin diyemem. Bunlar benim sadece gördüğüm ve size aktardığım hususlar. Ancak tecrübe etmesi bunların tamamen size ait. Tecrübelerinizden keyif alırsanız da yorumlara eklersiniz. Fakat şu gördüğüm manzara benim karnımı yavaş yavaş acıktırmaya başladı. Sabahın çok erken saatinden beri yürüyorum. Hiçbir şey yemedim, sadece su içtim. Ve bakarken bile size mısır çarşısında söylediğim gibi kilo almaya başladım. Şu görüntüye bakmaya doyamadım. Videoyu izlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar diyorum. Sizden şimdi müsaade istiyorum. Tarihi İstanbul'u ve tarihi olmayan İstanbul'da gezeceğimiz videolarla karşınızda olacağım. Beni izlemeye devam edin, takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.